Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Mecidiyeköy'den sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Karadeniz Mutfağı Rakkani. Ve bu muhteşem lezzetleri bu firmanın sahibi Sayın İlter Koç ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar İlter Bey. Merhaba efendim. İlter Bey, burada gerçekten bulunmaktan çok mutluyuz. Çünkü burada tüm Karadeniz'in o muhteşem lezzetlerini bizlere sunuyorsunuz. Bunun için de o unutulmaz lezzetleri Karadeniz bölgemizden buraya taşıdığınız için İstanbul'umuza teşekkür ediyoruz. Burası çok uzun yıllara dayanan bir mekan. Siz de çok uzun yıllardır bu sektörün içindesiniz ve yılların tecrübesinin burada Rakkani'de buluşması var, değil mi? Evet efendim. Biraz açar mıyız? Burada Rakkani deyince aklımıza hangi lezzetler gelmeli? Rakkani asıl anlamı Lazca'da gelmektedir. Dağın tepesi, yükseklik anlamını ifade eder. Zirve. Ya aslında buradan eşleşmesi o yüzdendir. Yemeklerimiz yöreseldir. Yöresel olmakla kalmıyor. Tüm yörelerin bütün malzemeleri de bizim gene yöreden geliyor. İşte kavurmamız Rize'den, değil mi? Evet efendim, doğrudur. İşte ürünlerimiz Rize'den geliyor. Trabzon'dan. Peynirimiz gene Polat peynirimiz yine Rize'den gelmektedir. Rize'den. Yani tüm ürün yelpazesi en ünlü olduğu illerden bizlere kavuşuyor, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Evet efendim, doğrudur. Bu muhteşem ürünler, bu kaliteli ürünler doğru ellere kavuşunca da bu inanılmaz lezzetler çıkıyor kesinlikle ortaya. Doğru. Buradan efendim görünmeyen kahramanlarımıza, sevgili ustalarımıza da, aşçılarımıza da kocaman bir teşekkür ederek soruyoruz sizlere. Kaç kişilik bir ekip var? 9 kişilik bir ekibimiz var efendim. 9 kişilik bir kadro. Evet efendim. Kaçtan kaça kadar bu hizmeti alıyoruz? Sabah saat 7, akşam 9 arası. Sabahleyin çorbayla başlayalım. Kesinlikle. Bu, kahvaltı ve çorba çeşitlerimiz sabahleyin hazır. Burada her gün değişen bir ürün mü var çorba olarak, yoksa sabit çorbalarımız var mı? Çorbalarımız sabit ama çeşit tek çıkmıyor efendim. Neler 3 çeşit var? Çorbamız çıkmaktadır. Tereyağlı süme mercimek çorbamız var. Ezogelin çorbamız var. Aynı zamanda yöresel karalahana çorbamız. Değil mi? Her olmazsa olmazımız kesinlikle. O da var. Evet kesinlikle. Ve onun yanında burada muhteşem pidelerimiz de bizleri karşılıyor. Pidenin tüm çeşitlerini burada bulabilirsiniz. Bize has birçok lezzetler var burada. Gene hatta burada şeyin Rakkani'nin adını taşıyan da özel bir pidemiz evet, var kesinlikle. Ki o da gerçekten yenilesi lezzetlerden. Ama burada karalahana dolmamız, masaya koyabildiğimiz kadarını sığdırmaya çalıştık ve tabii ki mısır ekmeğimiz olmazsa olmaz. Ama siz burada diyorsunuz ki bu muhteşem yöre Karadeniz tatlarının yanında sevgili konuklarımıza tüm burada dünya mutfağını da sunuyoruz. Köftesinden karnıyarığına, evet, İmam Bayıldısı'ndan diğer tüm lezzetlere kadar bizlere ağırlıyorsunuz. Efendim. Neler var burada başka? Meze çeşitlerimiz özellikle her gün var. Aynı zamanda balık. Karadeniz mutfağı deyince balık da var. Balığı unutmamak gerekir. Hamsi var. Tavamız meşhurdur. Ahçımızın Ali Usta var, bir de Celal Usta var. Celal Usta, evet, Şenel Usta'mız var. Bize pidemize, bu muhteşem pideleri yapan. Var. Baba mesleğini yapmaktadır. Değil mi? Çok iyi bir ustamızdır. Burada çok eski kesinlikle. Yani yılların deneyimini bizde aktarıyor o sevgili evet, ustalarımız. Evet efendim. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ve geliyoruz balıklara. Çünkü burada balık özel bir evet, yelpaze. Evet kesinlikle. Buyurun, neler var balıkta? Hamsi tavamız mısır unuyla yapıyoruz. Çok güzeldir. Aynı zamanda diğer çeşitleri de koyuyoruz. Çupramız oluyor, palamut oluyor. Mevsimine göre değişmektedir evet, balık burada çeşitlerimiz. Burada çünkü balık konusunda evet, uzman bir kesinlikle aşçımız var. Evet. Buradan gene teşekkür ediyoruz. Soğuk mezede çok iddialıyız. Yaprak sarmamız deseniz, acılı ezme, haydari, patlıcan salatası ve diğer çeşitleri sürekli değişiyor, çıkmaktadır her yani zaman. Yani burada günün her saatinde sabahın 7'sinde başlayıp akşamın 9'una kadar geniş bir yelpaze evet, bizleri efendim karşılıyor. Burada ben şöyle biraz evvel 3 aşağı 5 yukarı saydım. Her gün 1-2 lezzet yesek bile yani ayın 30 günü farklı bir şey yeme şansına sahibiz. Kesinlikle efendim. Eğer Rakkani'ye gelmişsek. Kesinlikle. Çok özel yemek isteyen müşterilerimiz olduğu zaman örneğin mırlamamız çok özeldir. Yöresel bir yemektir. Kesinlikle katılıyorum. Ve bunun sıcak yenmesi gerekiyor.
müşterinin göz önünde sıcak sıcak anında, yapılıyor. Anında servis ediliyor ki. Değil mi? Dumanın evet üstündeyken soframıza kavuşuyor bu muhteşem tatla. Bir de ustacığım burada bütün bu yemekleri yedik, salatalarımızı yedik. Sonrasında da ne var? Bu muhteşem tatlılarımız var. Biraz onlardan bahsedelim. Çünkü bunlar hakiki süt özel olarak geliyor ve bizlere kavuşuyor. Laz böreği adı altıyla. Evet efendim. Değil mi? Laz böreği ama tatlıdır. Yani tatlı. Bilen biliyor gerçek. Karadenizler bilir ama diğer insanlarımız Laz böreği dediğim zaman bunu börek olarak algılar ama bir tatlıdır börek o. Aynen ben de börek bekledim tatlı evet. Çıktı. Buradaki de fırın sütlacımız değil mi? Hamsiköy sütlacı diyoruz buna. Evet efendim. Hamsiköy özel bir... Rengi özel bir karışım galiba. Yumurta sarısından yapıldığından dolayı. Hayır, yumurta yesinler. Sarısı kullanılıyor bundan. Rengi oradan süt geliyor. Süt ve yumurta sarısı. Evet, rengi yumurtadan geliyor. Ama bu muhteşem lezzet anlatılmaz, yaşanır aslında. Buradan İlker Bey onu söylemek istiyorum. Ve tüm İstanbulluları ve yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu muhteşem lezzet durağına bekliyoruz. Kesinlikle. Lezzet durağı deyince gene bir soru geldi aklıma. Burası çok keyifli bir de terasa sahip bir küçük bir evet, dışarıda efendim. Bahçemiz var. Burada Mecidiyeköy'ümüzün göbeğindesiniz. Çok merkezi bir konumdasınız. Evet. Ama gene de bir o kadar uzak gibi bir görsel var. Yani hani saklı cennetlerden bir yer sanki burası. Kaç kişiyi aynı anda iç mekan olarak ağırlayabiliyoruz? İç mekanda 50 müşterimiz aynı anda oturup yemek yiyebilir. İç mekanda 50, evet. Dış mekanda? Dışarıda da 20-25 kişi civarında. Toplamda 75 evet. Konuğumuzu kapasite aynı anda sahiptir. Ağırlayabiliyoruz. Evet, ama siz diyorsunuz ki buraya gelemeyen sevgili konuklarımızın biz ayağına gideriz. Kesinlikle. Ve bir evet. De paket servisimiz paket servisimiz mevcuttur. O kaçta kaç arası ustacığım? Fark etmiyor. Her saatte var efendim. Günün her saati evet, kesinlikle. Sabah. Motor kuryemiz aynı zamanda çok yakın yerlere yaya kuryelerimize gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Evet. Aynı lezzette, aynı sıcaklıkta yeme şansına sahibiz. Ve siz yine diyorsunuz ki buraya gelemeyen, uzakta olan iş yerleri sahipleri veya özel günlerde sünnetti, düğündü gibi tabildotlarında da varız. Kesinlikle. Orada da adet hiç önemli değil. Bütün buradaki kadromuzla birlikte onları ağırlama şansına sahibiz. Kesinlikle. Bir de tabildot hizmeti veriyorsunuz veriyoruz. Bizlere. Bu tabildot hizmeti için ne kadar gün evvelden sizleri aramamız gerekiyor? Yani, bir gün, iki gün önceden söylemek yeterli. Yeterli. Biz ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Müşterilerimize zamanında, saatinde ulaşıyoruz. Süpersiniz İlter Bey ve biz de hemen soruyoruz tabii ki. Hedefler arasında neler var diyelim. Hedeflerimiz bu mutfağımızı daha ileriye götürmek. Biz de inşallah... Hizmette kusur etmeden, hizmet kaliteden, ödün vermeden en iyisini yapmak, daha artısına gitmek. Biz de size uzun yıllar boyunca, çok uzun yıllar olmuş, nice uzun yıllar boyunca aynı kaliteyle, aynı muhteşem lezzetlerle, aynı anlayışla, aynı heyecanla ama hiç değişmeyen aynı güler yüzle bizlerle olmanızı diliyor. Saygılar sunarız teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Saygılar bizden efendim. Teşekkür ederiz. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Mecidiyeköy'den bu muhteşem lezzet durağından, Rakkani'den sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu Karadeniz mutfağına biraz evvel söylediğim gibi tüm İstanbulluları ve yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bekliyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.